Günaydınlar değerli izleyicilerimiz. Gününüze sağlıkla başlayabilmeniz için ve sağlığınızla ilgili doğru, güvenilir ve sağlıklı güncel bilgilere ulaşabilmeniz için yine sizlerle birlikteyiz. Efendim bugün aslında hayatımızda her zaman olması gereken ve aslında çok önem arz eden sporu konuşacağız. Online sporu konuşacağız ve online spor eğitmenliğini konuşacağız. Ve değerli konuğumuz Mertcan Örs, sayın spor eğitmeni. Mertcan Bey nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldiniz. Sizi sormalı. Teşekkür ederim. Şimdi spor gerçekten hayatımızda aslında olmazsa olmaz unsurlardan biri olması gerekirken en çok ihmal ettiğimiz ve özellikle hareketlilik en çok ihmal ettiğimiz konulardan biri. Aslında sağlığımız için yeme içme kadar ya da aldığımız hava kadar önemli hareketlilik. Neler diyeceksiniz? Bir de korona döneminde tabii ki insanlar çok hareketsiz kaldılar ve aslında bu uzaktan spor eğitmenliği ya da sporla ilgili durumlar siz daha iyi bahsedeceksiniz birazdan. Çok önem arz etmeye başladı. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Online spor nedir? Online spor eğitmenliği nedir? Şimdi hocam içinde bulunduğumuz pandemiden dolayı zaten bir yoğun istek var online eğitime. Online eğitim aslında birçok insan için bir avantaj. Evet. Çünkü birçok insan yanlış bir beslenme ve spor izlemiş oluyor. Online eğitimde bizim yapmış olduğumuz şey kişiye haftalık bir program çıkarmak, bunun da takibini yapmak. Çok güzel. Haftalık olarak değişen bir program. Kişinin yaşına göre, boyuna göre, kilosuna göre, bir sağlık problemi varsa ona göre. Çok güzel. Bu süreçte kişi doğru bir şekilde ilerlemiş oluyor. Diğer türlü tek başına yaptığı zaman çok büyük yanlışlar olmuş oluyor. Yani bir kişinin tek başına yapmış olduğu 6 aylık süreyi biz bir ayda kısaltmış oluyoruz. Doğru bir şekilde ilerletmiş oluyoruz. Güzel. Yani siz uzun süredir devam ediyorsunuz bu online spor olayına ve eğitmenliğine. Şimdi kişi evde mi yapıyor sporlarını? Yani hocam siz şöyle. Siz onunla birlikte mi yapıyorsunuz? Nasıl oluyor? Şimdi kişi eğer ki ev egzersizi isterse eve yönelik çıkarmış oluyoruz. Ama spor salonuna gitmek isteyen, spor salonunda yapmak isteyen kişilerde salona yönelik egzersiz yazıyoruz. Çünkü bazı salonlarda kişi gittiği zaman sadece koşu bandına çıkıp ne yapacağını bilmediği için ve bazı kişilerde bir işletim şeyi ilgi olmadığı için öyle söyleyeyim. Bize sorabiliyor rahatlıkla. Bizde 7/24 açık bir iletişim şeyi var. Kafasına ne zaman bir şey takılırsa rahatlıkla arayıp sorabiliyor. Neyi soruyor mesela? Yani genellikle akşamları hocam akşam yemeğini yedim, acıktım, hani üstüne ne yiyebilirim? Çünkü bu gerçekten önemli bir şey. Bir de siz aynı zamanda online spor eğitmenliği yaparken bir de diyet ayarlaması yapıyorsunuz. Tabii yani kişinin o yapacağı spora ya da ne bileyim istediği işte belli bir vücut ölçülerine mi ulaşmak istiyor? İşte yağdan ne kadar veriyor diye takip ediyorsunuz herhalde. Çok önemli konular. Ne kadar kas kitlesi kazanıyor diye takip ediyorsunuz. Bu arada aynı zamanda yeme alışkanlıklarını da düzenliyorsunuz. Tabii. Şimdi hocam süreç olarak kişi spora başladığı zaman önce beslenmeden kopmuş oluyor. Yani sporu bırakmak yerine önce mutfaktan kopmuş oluyor. Biz onun takibini de yaptığımız için kişi çok rahat bir şekilde değişebiliyor. Çünkü yani size gelmeden önce aslında yemeği mi kesiyor? Yani kilo vermek için falan öyle aslında şöyle biz programımızda bir beslenme programı oluşturuyoruz spora yönelik. Onu yaptığı zaman zaten egzersizlerimize hemen geçmiyoruz. Çünkü kişi düzensiz bir hayattan düzenli bir hayata geçtiği zaman hemen beslenmeni düzgün yapalım, hadi şimdi de spor yapalım deyin. Bir 5 gün, 6 gün bir beslenmeye alışma süreci. Daha sonrasında sporumuzu ilave etmiş oluyoruz. Bu kişiyi koparmıyor. Yani spordan koparmıyor. Ama diğer türlü kişi tek başına olduğu zaman önce mutfaktan kopmuş oluyor. Yani gece atıştırması başlıyor. Hesap verdiği birisi yok. Kendi tek başına o şekilde bozmuş oluyor. Online eğitim bu yüzden çok iyi. Anladım. Yani o zaman online eğitim belki de ne bileyim bir merkezle çalışmasından örnek veriyorum şu an anlattığına göre. Çünkü uzun süredir yapıyorsun. Belki daha çok disiplin kazandırıyor çok kişiye. Daha fazla hocam. Evet. Yani bir de 7/24 ulaşabiliyor diyorsun. Evet. Kişi de demek ki ona daha bir kanalize oluyor. Daha bir yoğunlaşıyor o programına. Çok güzel. Peki şimdi yemekten bahsettik. Spora gelmeden ve dediğin gibi gerçekten aslında hani hep denir ya siz spor eğitmenleri de öyle diyorsunuz aslında fitness merkezlerine falan gidince de bize öyle diyorlar. Aslında her %80'i bu işin yemek diyorlar. Yemek yani beslenme. Diyet diyorlar doğru mu? Doğru. Sen de mi öyle doğru. diyorsun? Yani bütün beslenme. Spor eğitmenleri ve fitness hocaları doğru. gerçekten öyle der. Şunu soracağım peki şimdi yemek de yani kilo vermek için biz yani bir mücadeleye girdiğimizde ya da artık onunla ilgili ciddi bir kararlılık sürecine girdiğimizde biz yemek yemeyi kesiyoruz. Ya da bu meşhur şu anda biliyorsun biraz popüler oldu. Ben de çok duyuyorum ve görüyorum özellikle sosyal medyada mesela aralıklı oruç gibi konular. Bunlar hakkında ne diyorsun? Hocam o çok büyük bir yanlış bana göre. Öyle yani tabii kişiden kişiye değişir. Fakat hele ki bunu genç kişilerin yapması çok daha büyük yanlış. Yani kişi gençken kendine iki öğün
yemeği alıştırması çok kötü bir şey. Günde iki öğün mü? Tabii ki de. Yani aralıklı oruç dediğimiz sabah tüketti, akşam tüketti, bitti ve bu çok erken bir saatte oluyor akşam yemeği. Yani sabah yemeği, kahvaltı yapıyor değil mi? Bir şekilde. Genel olarak normal aslında benim yapıyor. Duyduğum yani aralıklı oruçtan ziyade genel olarak iki öğün bir beslenme stili var şu an Türkiye'de. Yani sabah kahvaltımı yapayım, bir de beşte tüketeyim, hiçbir şeyi bir daha yemeyeyim. Genel dediğin insanların yaptığı İnsanlardan yoksa daha duyduğumuz, çok mesela spor eğitmenlerinin önerdiği mi? Aslında spor eğitmenleri hocam öğün tüketmeyi önerir. Yani çünkü vücudumuz spor yaptığı zaman gerçekten enerji de ihtiyacı var. Evet, enerjiye ihtiyacı var ve yağ yakımını durdurmuş olunuyor yoksa. Evet. Yani hele ki genç kişilerde, bana gelen kişi nerede mesela, iki öğün yemek çok sağlıksız. Çünkü ona alıştığı zaman vücut, 35-40 yaşına geldiği zaman metabolizma kendi zaten yavaşlıyor. Yani bu aralıklı oruç denilen yeme sistemiyle ya da işte iki öğün günde yeme sistemiyle biz aslında yağ yakımını durdurmuş mu oluyoruz diyorsun? Hocam belli bir süre yakmış oluyorlar. Belli bir süre başta yakmış oluyorlar. Ama verdikleri 5 kilo ise daha sonra 10 kilo olarak geri dönmüş oluyor. Öyle söyleyeyim. Tabii ki de faydası olan vardır. Yani çıkıp da ben aralıklı oruç yaptım, 15 kilo verdim diyen olur. Ama hayat boyu onu götürecekse tamam. Belli bir yerde bir hafta bozduğu zaman verdiği 5 kilo 10 kilo olarak döner. Mutlaka döner. Yani orucun öyle bir riski var. Gerçekten şimdi Ramazan ayında da mesela oruç tutuyoruz ya, oradan aklıma geldi. Şimdi biz orada düzenimizi bozduğumuz anda, mesela bayrama geçtiğimiz anda tatlıları yemeye başladığımız, börekleri yemeye başladığımız anda hızlıca kilo almaya başlıyoruz. Hocam Ramazan dönemi gerçekten çok sağlıklı. Yani oruç tutmak o dönemde sağlıklı. Benim çok dediğim güzel. Düzenli bir tempoyla, çünkü biz mesela iftarımızı açtığımız zaman öğün tüketiyoruz. Ama aralıklı oruçta öyle değil. Yani yoğurt, yulaf bu şekilde sadece böyle ince şeyleri tüketerek olacak iş değil yani. Bir de yani yetersiz kalori almış yetersiz evet hocam. Karbonhidrattan da hatta çok fakir kalmış oluyoruz belki. Peki mesela spor tamam çok güzel. Yaptığınız işin ben çok disiplinli gittiğine inandım kişiler açısından. Güzel geliyor kulağa gerçekten. Denemekte fayda var diye düşünüyorum. Peki mesela kilo verirken yani bir sürü problemle karşılaşıyor insanlar. Yani sarkma problemleri gibi mesela özellikle de bayanlarda çok sıkıntılar oluyor. Bunlar hakkında ne dersin? Yani bunlar olmadan sağlıklı kilo verebilmek için ne yapmak lazım? Hocam şöyle, başta spora başlarken kademeli gitmek çok önemli. Şimdi birçok insanda düzensiz bir hayattan düzenli hayata geçerken her şeyi kısma var, kısma mantığı var. Bu sarkmayı getirir. Eğer ki çok dikkatli bir şekilde kademe kademe gidilirse, obezite sınıfı değilse, çünkü obezite sınıfında ister istemez bir sarkma olur ama onda bile önlem alınabilir, sarkmanın önüne geçinir. Yani benim en büyük tavsiye ettiğim şey öğünleri kademe kademe düşürmek. Peki bu sarkma hızlı kilo vermekten mi olur yoksa o yağ dokusunun düzeninin bozulmasından hocam, mı olur? Hızlı yani kilo. Belli yerlerden yağ dokusundan eriyip belli yerlerde kalmasından mı olur? Hızlı kilo ve yanlış spor hocam. Çünkü biz spor salonuna gittiğimiz zaman bir saat hatta bir buçuk saat kardiyo yapanları görüyoruz. Çok çok fazla. Yani kişi daha öncesinde hiç yapmıyorken yani bir anda... Yani bir saat mesela bir yürüme bandında ya da koşu bandında koşmak, yürümek çok sağlıksız diyorsun aslında değil mi? Evet, o başlangıç dönemi için çok sağlıksız. Belli kademe kademe arttırdığı zaman o zemini hazırlamış oluyoruz. Bir de çok riskli aslında maalesef. Riskli hocam. Şimdi buradan önemli bir mesaj vermemiz lazım. Mutlaka medyada görüyorlardır ya da çevrelerinden duyuyorlardır. Hazırlıksız olarak böyle ağır bir spora girmek, ki bir saat yürüme bandı ya da koşu bandında yürümek, yani doğada yürüyüş gibi değil bunlar çünkü. Daha tempolu, daha fazla kalori yaktığı ve bir cihazla yapıyor sonuç olarak ani kalp krizlerine falan yol açabiliyor. Duymuşlardır. Tabii ki de. Yani ciddi problemler yol açabiliyor. Yani ve yaşa bakmadan, hatta kişinin o an kalp hastalığı olup olmamasına bakmadan aşırı stres, yoğun adrenalin ve gibi faktörler buna yol açabiliyor. Çok çok dikkat etmeleri lazım. Şimdi o zaman biz bir de birebir eğitimle online eğitim arasındaki farkı konuşalım seninle. Hocam, yani sen muhtemelen daha önceden birebir eğitimler yapıyorsun. Tabii birebir eğitim. Neden online eğitime geçtin? Bu süreçte de verdiğimiz oluyor. Fakat birebir eğitimdeki fayda şu hocam. Kişi motivasyonu düşük olduğu zaman, şimdi online eğitimdeyken sporu yazıyoruz, ilgileniyoruz. Fakat kişi istemediği zaman yapmayabiliyor. Fakat birebir eğitimde onun yanında olduğumuz için hani o motivasyonunu yenmiş oluyoruz. Fakat online eğitimde de ben şunun altını çizmek istiyorum. Biz 7/24 ilgileniyoruz. Yani kişi o sporu yapmadığı zaman bize söylediği an zaten onu motive etmiş oluyoruz. Birebir eğitimin tek farkı bu noktada onun yanında olup ilgilenebilmek. Yani sporu yaparken biz yanındayız. Doğru açıyla, doğru şekilde yapmasını sağlıyoruz. Ama
Online eğitimde de bunu sağlıyoruz yani aynı şekilde. Güzel. Ya şimdi insanlar zaten sosyal medya kullanımı çok arttığı için artık her şeyi online takip eder, araştırır ve hatta yani işte evde yemeklerini dahi oradaki tariflere göre hocam. Yapar oldukları için hani bence oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. Peki mesela şimdi kilo verme sürecinde yani çok önemli problemlerden biri kilo vermenin durması. Burada motivasyonu nasıl yükselteceğiz? Yani birden her şeyi yapıyoruz, yükleniyoruz, kilo da vermeye başladık ama eyvah işte 8 kilo verdim durdum. Hocam, nasıl yapacağız? Bu motivasyonu noktada nasıl yükselteceğiz? Bir kere motivasyonu en çok düşüren şey her gün tartıya çıkması bir insan. Yani bir insan her gün nasıl mutlu veya her gün üzgün uyanmıyorsa tartı da böyledir. Vücudun her gün tuttuğu ödem kilo miktarı değişebilir. Evet. Kişi 200 gram aldığı an moralini bozmuş oluyor. Evet. Kilo o noktada orada gram durabilir. Hesabına da giriyoruz. Tabii zaten. Ki de grama da girmiş oluyor hocam o derece. Ama aslında vücut yağ yakımına devam etmiş oluyor. Çünkü sağlıklı bir beslenme ve sağlıklı bir spor hayatı var. Evet. Tartıya çok takılmamak gerekiyor. Evet. Kilo durmuşsa bir süre daha. Yani bir hafta, iki hafta. Çünkü vücut artık yorulduğunu belli ediyor değil o noktada. Mi? Tabii. Birazcık o tempoya alışması lazım. Diyor, dinlendir aslında diyor aslında. Yani, ama kilo vermeyi durdurdum. Tabii ki de spor olarak dinlendirdiğinde yani birazcık ben bu kinoda kalayım diyor. Sonra o zinciri kırdığı zaman tekrar basamak basamak iniyor. Evet, evet. Yani doğru. Bu şekilde giden bir sistem. Doğru, tabii. Yani vücudun sesine de biraz kulak vermek lazım diyorsun. Tabii ki de. Peki mesela sporda bir dinlendirme dedin. Haftada ne kadar spor yapmalıydı biz sence? Yani her gün spor yapılmalı mı? Nasıl hocam, olmalı ya da kişiye göre değişir mi bu? Kişiye göre değişir, tabii yaşa göre değişir ama bir gün sayısı vermemiz gerekirse gelişim görmek isteyen birisi haftanın 3 günü çalışması gerekiyor. Haftanın 3 günü? Tabii. Ne kadar peki her seferinde? Hocam 1 saati geçmemeleri lazım. 1 saati geçmemeleri. Çünkü insanlar 1,5-2 saat spor yaptım diyor fakat o detayı açtığımız zaman onu incelediğimiz zaman onun 1 saati de bir sohbet ya da bir bekleme olmuş oluyor. O 1 saat yoğun bir şekilde olması gerekiyor. Bu şekilde olduğu zaman doğru. Haftanın 2 günü veya 1 günü sağlıklı bir yaşam olmuş olur. Yani formu korumak olur. Ama bir gelişim görmek isteyen kişi mutlaka haftanın en az 3 günü çalışması gerekiyor. Evet. Bir de herkeste şimdi hızlı bir kaslanma ve görüntüde hemen bir düzelme, bir bodybuilding olayına hızlı bir gitme çabası var. Onun için ne diyorsun? Bu nasıl hocam, yani doğru bir psikoloji mi? Öyle mi gelmeliler? Yoksa hani sonunda böyle olur mu bir süre sonra? Değil. Aslında bundan 5 sene öncesi hatta 6-7 sene öncesi herkeste bir kas hacmine şişirme ve büyüme vardı ama şu dönemde herkesin bir plaj vücudu hayalini var. Fite doğru gidiyor. Yani ama öteki onu da bir yerden sonra çirkin bir görüntü kötü oluşturuyor. Bir görüntü oluşturuyor ama o aynı şeyi plaj vücudu için de söyleyebiliriz. Çok hızlı istiyor herkes. O ne plaj vücudu? Yani daha çok slim fit dediğimiz böyle tişörtümü çıkardığımda hani kaslarımı belli eden bir görüntü olsun diyorlar ama onda da çok hızlı baklava bir süreç istiyorlar. Tabii. Yani bizim oluşturduğumuz süre 1 ay, 2 ay aslında ama insanlara o bile yetmiyor hocam. Yani istiyorlar ki 10 gün 15 günde olsun. Tabii. O disiplini sağlamak yani lazım. Nedense hepimizde böyle bir tez canlılık var. Yani aldığımız kilolara o güne kadar yaptığımız hareketsizliğe ve yediklerimize bakmayarak hemen ondan sonra hızlı bir düzelmeye gitmek istiyoruz. Peki spor dediğin şey sabah mı yapılmalı akşam mı sence? Bu da çok önemli. Yani kalp damar sağlığı açısından da çok önemli. Bak minik bir anekdot vereceğim. Mesela pazartesi sabahları bu bilimsel bir çalışmadır. Erken saatlerde yapılan sporlarda kalp krizi görülme oranları daha yüksek. Adrenalinimiz daha yüksek. Hafta sonundan çıktığımız stresimiz bir daha anda. Yüksek ve maalesef görülen kalp krizleri çok daha yükseliyor. Sen ne diyorsun? Mutlaka. Hocam aslında daha demin konuştuğumuz konu. Hani bir anda o sürece geçtiğimiz zaman aynı şekilde pazartesi de öyle. Hafta sonu bir düzensizlik varken bir anda pazartesi çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi yoğun olan kişilerde akşam yapmasının bir zararı yok. Dediğim cümle için söylüyorum ama sabah sporu gerçekten çok daha iyi aslında. Sabah uyanıldığında yapılması. Ama bu demek değil ki akşam yaptığında bir etki görmeyecek. Mutlaka görür. Sadece öğün saatine çok dikkat etmek lazım. Yani ya yemekten en az bir saat öncesi ya da yemekten 1,5 saat sonrası yapılması lazım. Çünkü kişi sabah yaptığı zaman bu bazı kişilerde görünebiliyor. Yani aç karnına spor yapma olayı var. Evet sağlıklı ama kişi güne daha kötü başlamış oluyor. Tabii. Bu bazı kişilerde enerjisi öyle. Enerjisi düşüyor. Tabii ki enerji düşebiliyor ama bazılarında da çok yükselebiliyor. O kişiden kişiye değişen bir olay. Çok teşekkür ederiz. Hocam rica ederim. Yani her ne olursa olsun tabii ki her şeyde dikkatli yapılmak ve kurallarına uygun yapılmak zorunda ki en sağlıklı şeyi rekabet
konuşalım ama yine de hareketsizlikten ziyade hareket her zaman iyidir. Hareket her zaman spor iyidir. Spor her zaman aynen iyidir. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim hocam. Online spor eğitmenliği ve online spor konusu gerçekten bence çok enteresan. Yani herkesin ilgilenmesini dilediğimiz bir şey. Dediğim gibi evde kimse hareketsiz kalmasın. Lütfen evet, hareketliğimize devam edelim. Yaşam harekettir. Hareket yaşamdır prensibiyle yaşamamıza devam edelim. Çok teşekkür ederiz hocam, Mertcan. Ben teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Efendim, TV 100 ekranlarında hafta içi her sabah 09.10'da canlı yayında sağlığınızla ilgili en doğru, sağlıklı, güncel, güvenilir bilgilere ulaşmanız için sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle efendim.